Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugün konu aslında daha önce alışık olmadığımız bir olaya varırken, daha önce belki birçoğumuzun düşündüğü fakat acaba mümkün mü böyle bir şey dediğimiz olayların belki başını çekiyordur. Bunu söylüyorum çünkü mümkün olduğunu savunan bir profesör doktor var. Adı da Sergio Cannavaro. Bu doktor 2015 yılında yaptığı açıklamada böyle bir şeyin yapabileceğini açıkladı. Hatta bunu 2017 yılında ölü insanlar üzerinde denediler ve bunun da başarılı olduğunu açıkladı. Evet, bunu başarılı olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Rus bilgisayar bilimcisi Valery Spiridonov gönüllü oldu ve sağlıklı bir vücuda kavuşmak istedi. Fakat 1,5 yıl sonra vazgeçti çünkü doktorun ona kesin konuşmadığını ve hem tekrar sakat kalma hem de ölme ihtimalinin yüksek oluşu Rus bilgisayar bilimcisini tekrar vazgeçirdi. Fakat asıl konumuz bu değil bizim. Bu olay canlı bir beden ile gerçekleştiğinde neler olabilir? Ya da şöyle söylemek gerekirse, örneğin vücudu işlev görmeyen bir insan, artık beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana takıldığında neler olabilir? Asıl konumuz bu. İlk önce tahmini bir şekilde ilerleyelim. Şöyle, eğer başarılı olur ve işlevsel olarak bunu kanıtlayabilirlerse, insan yaşayabilir fakat ne kadar uzun ve ne kadar sağlıklı yaşar, bununla ilgili pek tahmin dahi yürütemeyiz. Peki ya bilimsel olarak söylersek, o zaman da şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İlk olarak beynin vücudu tanıması imkansız denecek kadar az. Artı bir de omuriliğin bağlanması dahi neredeyse imkansızken diyorum. Bir başka bakış açısıyla ise mesela bir insan bedeniyle ve beyniyle bir bütün ve anılarını, yaşantısını hep bir arada geçirmiş. Fakat bir gün geliyor ki beyni, düşünceleri dahi her şey farklı bir beyin. Fakat vücut aynı. Peki şimdi anıları kalp hatırlayacak mı? Veya heyecanlandığı şeylere tekrar heyecanlanabilecek mi? İşte tam burada aslında her iki açıklamada da kafan aklının imkansıza yakın ihtimal olduğu akıllardan çıkmıyor. Ayrıca dünyaca ünlü doktorların birçok tepkisini çeken bu olay gerçekleşse dahi bir tezden öteye gitmesi de pek mümkün durmuyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz daha iyi bir video için esirgemeyin. Hoşçakalın.